Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Önümde görmüş olduğunuz gibi kutusu bilekliğinde de kendisi bulunuyor. Fitbit'in bir akıllı saati. Fitbit Versa 4 modeli bizlerle Birçok akıllı saat kullandım. Sonrasında da birçok farklı spor modu kullandım ama içerisindeki Fitbit kadar bu kadar detaylı olan bir saat daha öncesinde gerçekten kullanmamıştım. Birçok farklı özelliği var. Ben buna kısacası bileğinizdeki fitness koçu diyorum ve gerçekten de öyle bir saatle beraberiz. Şu anda da Versa 4'ü görmüşte oluyorsunuz. Peki Versa 4 bizlere neler sunuyor? Sizlere hemen anlatmaya Başım özellikle ilk başta tasarım kısmıyla başlamak istiyorum. Saatin tasarımına baktığımda özellikle şunu fark ettim. Çok minimal çok şık, çok cici duran bir saatten bahsediyorum burada. Özellikle benim burada taktığım pembe renkli, tam ismini de söyleyeceğim. Gül pembesi rengi gerçekten güzel duruyor. Renkler evrenseller. Tabii ki de bunun erkeği, kadını, bayını fark etmeksizin gerçekten de takabileceğiniz bir saatten bahsediyorum. Gerçekten baktığında bir çocuk saati gibi gözüküyor ama içerisine baktıktan sonra da birçok farklı moduyla beraber de gerçekten bir fitness koçu olduğunu sizlere hemen yansıtabiliyor. Tasarımda şunu söylemek istiyorum. Özellikle eksik kalan noktalardan bir tanesi ekranın çerçevelerinin biraz kalın olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden de aslında ekranda kullandığınız watch sen ne kadar siyah bir şekilde ise siyah bir arayüzse o kadar da gözünüze hoş gelecektir diye söyleyebilirim. Boyut kısmına baktığımızda 40.5 milimetrelik eni ve 40.5 milimetrelik de boyu bulunuyor. Yani aslında kare formuna sahip bir saatten de bahsedebilirim ama köşeleri tabii ki de yuvarlatılmış bir şekilde. Kalınlık kısmına baktığımızda ise 1.12 santimlikte bir kalınlığı bulunuyor. Ağırlık kısmına geldiğimizde herhangi bir şekilde veri bulamadım ama gerçekten çok hafif bir saat olduğunu söyleyebilirim standart o ağır saatlerden değil. Gerçekten de bir bileklikte bir akıllı saat arasındaki ağırlıkta olduğunu da ekleyebilirim. Bunun dışında birçok farklı rengi de bulunuyor aslında. Benim elimde görmüş olduğunuz daha sonra kolumda görmüş olduğunuz burada gül pembesi. Bir sonraki normal standart bir siyah rengi var. Bir de burada deniz mavisi adını verdikleri bir modeli de bulunuyor. Onun da renginde gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. 3 farklı rengi bulunuyor. İstediğinizde tercih edebilirsiniz. Bir de tabii ki de suya dayanıklılığımız var burada. 5 atm yani 50 metre kadar da burada su basıncına dayanıklı. Yani siz burada duşa girseniz de herhangi bir şey olmayacaktır diye söyleyebilirim. Peki bağlantı kısmında nelerimiz var? Burada Bluetooth 5.0 ile bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Hem Android ile hem de iOS'ta gerçekten uyum içinde çalışabiliyor. Ben Android tarafıyla kullanmayı tercih ettim. Android'de 8.0 üstünde ve iOS'ta de burada 14.0 üzerindeki bütün telefonlarla, bütün iPhone'larla da rahat bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca 10 metre kadar da bağlantı sağlayabiliyor. Yani siz evin içindeyseniz telefonunuzu bir yere bıraktıktan sonra bildirimleriniz, aramanız buraya düşüyor. Bu şekilde rahat bir kullanım sizlere sunabiliyorsunuz. Bunun dışında içerisinde dahil bir GPS sistemi de bulunuyor. Yani siz spor yaparken sizin haritanızda çizebiliyor ve uygulama üstünden de orada görebiliyorsunuz. Ben nerelerden geçmişim şeklinde onu da sizlere gösterebiliyor. Biraz ekrandan bahsedeyim aslında. Şimdi ekranda beğenmediğim nokta demiştim az önce. Çerçeveler kısmı vardı. Bir de şunu ekleyeyim. Ekranın çözünürlük kısmı. Yani burada baktığımda biraz pikselleri sayabiliyorum. Amoled bir ekran olmadığı için böyle kendisi biraz böyle reflektif olabilir. En azından ışığa doğru çevirdiğimde ekrandaki böyle o mavileşmeyi görebiliyorum ama çok da fazla olmadığını söyleyelim. Genel itibariyle kaliteli ama dokunma hissiyatı olsun veya çözünürlük olsun biraz düşük kaldığını söyleyebilirim. Özellikle Fitbit gibi bir markanın biraz daha kaliteli bir saati olmasını isterdim diye söyleyebilirim. Bunun dışında daima açık ekran yani Always On Display de var. Buradan aktif ettikten sonra rahat bir şekilde saati her zaman görebiliyorsunuz. İstiyorsanız da sadece tuşa basarak da yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız da hem saati kaldırarak hem de tuşa basarak da ekranı görebiliyorsunuz. Kaldırdığında ekran yönüyor veya tuşa bastığında ekran yönüyor şeklinde ayarlamasını yapabiliyorsunuz saat üzerinden. Peki gelelim saatin arayüzüne aslında. Arayüzde şöyle şeyler var. Bir tane burada watch face'iniz var. Tabii ki bunu değiştirebiliyorsunuz. Uygulama üstünde hem ücretli olarak hem de ücretsiz olarak da birçok farklı arayüz var. İstediğinize göre kişiselleştirmesini bunu yapabiliyorsunuz. Ekranda gezinmeye başladıktan sonra şunu fark ettim. Biraz yavaş çalışıyor. En azından böyle ekran biraz da akıcı bir şekilde çalışsaydı daha iyi olur diye söyleyebilirim. Burada tabii ki de adımlarınızı görebiliyorsunuz. Adımlarınızdan sonra bugünün aktivitesini görebiliyorsunuz. Yani kaç adım attım, ne kadar kalori yaktım, ne kadar merdiven çıktım, ne kadar hızlı bir şekilde yürüdüm vesaire gibisinde bunları görebiliyorsunuz. Bunun dışında bir daha sağa kaydırdığımda kendi kalp atışlarımı görebiliyorum. Bunun dışında tabii ki de uykuyu da görebiliyorum. Ne kadar uyku uyuduğumda buradan takibini görebiliyorum. Buradan tabii ki timer başlatabiliyorsunuz. Yani zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. 5 dakika, 10 dakika veya kendiniz yeni oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Gerçekten de etkileyici bir şekilde gösterebiliyor ve şunu da gösteriyor. Havanın durumundan, havanın sıcaklığından yani derecesinden çok burada hava nasıl oluyor? Yani bulutlu mu, havanın kalitesine veya bir sonraki 3 saatlik kısımda da havanın kaç derece olacağını da burada gerçekten gösterebiliyoruz gösterebiliyor ve mesela şu anda hava yağmurlu olduğu için İstanbul'da ne kadar yüzdelik kısımda yağmur olduğunu da gösterebiliyor. Şu anda %49'luk bir yağış varmış İstanbul'da. Onu da bana gösterebiliyor. Tabii ki de buradan spor modlarını başlatabiliyorsunuz. Bunun dışında tekrardan da watch face'e dönebiliyorsunuz. Ama spor modlarına geldikten sonra gerçekten birçok farklı spor modu var. Hatta şöyle sizlere birkaç tanesini söylemek istiyorum. Exercise kısmına girdiğinizde bu arada sadece İngilizce olarak çalışıyor. Türkçe olarak bulunmuyor. Bunu da eklemeden geçmeyeyim. Şöyle walk dışında other exercise'a yerinde run bike treadmill spinning strength training HIIT yoga, eliptik bisiklet, yüzme vesaire vesaire, aerobik, bootcamp gibisinden böyle kano olsun bunun hepsi var. Crossfit dediğim bütün özellikler bulunuyor. Bunun dışında dans etmeye, golf oynama, daha bisikleti, daha normal yürüyüş yapma vesaire, indoor climbing yani içerideki bir bisikletle binme vesaire vesaire derken gerçekten birçok farklı mod bulunuyor ve benim dediğim o bileğinizdeki fitness koçu sıfatında çok iyi bir şekilde alabildiğinde düşünüyorum. Bunun dışında ek özellikleri de bulunuyor tabii ki. Yani ek özellikler aslında bir akıllı saatte bulunması gereken özellikler nabız takibini yapabiliyor. Özellikle gerçekten güzel bir şekilde yapabiliyor ve dakikası dakikasında doğru bir şekilde ölçümlemesini de yapabiliyor. Birçok farklı saatle kolumda karşılaştırarak da yaptım. Kendim de biliyorsunuz burada Huawei Watch 3 Pro kullanıyorum ve onunla da aynı ölçtüğünü de söyleyebilirim. Burada düzensiz ritim bildirimi de yapabiliyor. Yani sizin kalp atışımız fazlaysa veya düşükse de bunu da bildirebiliyor. Bunun dışında kadın sağlık takibi de yapabiliyor. Kalori takibi yapabiliyor. Kandaki oksijen orasını yani SPO2'yi de ölçebiliyor. Stres seviyesi gösterebiliyor. Uyku monitörünü yapabiliyor. Vücut ateşinizi ölçebiliyor. Kardiyo fitness puanı çıkarabiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü burada egzersiz sırasında vücudunuzdaki oksijeni ne kadar iyi bir şekilde kullandığınızı bile takip edebiliyor. Gerçekten de birçok farklı modu kullanabiliyorsunuz ve en çok beğendim özelliklerinden bir tanesi de uyku takibi oldu. Gerçekten derinlemesine bir uyku takibi yapıyor. Sizin uyuduğunuz saatin dakikasına kadar atıyorum burada 00.02'den sonrasında atıyorum 7.52'ye kadar da burada o 52'ye kadar da alıp burada monitörleme yapabiliyor ve sonrasında bütün hepsinin özelliklerini ne kadar uyudunuz, ne kadar REM uykusu uyudunuz, ne kadar hafif uyudunuz ve ne kadar derin uyku uyuduğunuza kadar burada hepsini gösterebiliyor. O yüzden de bütün özellikleri sunabilmiş olması benim gerçekten hoşuma gitti. Bunun dışında Fitbit Pay var ama ülkemizde yok. Google Wallet var yine ülkemizde yok. Ama güzel özelliklerden bir tanesi de şu var. Google Maps yani kolunuzda burada bir harita olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir yürüyüş yapacaksanız telefonunuza Google haritaları girdikten sonra burada bir hedef seçiyorsunuz. Başlat dedikten sonra hemen saatinize geliyor ve buradan buraya dön, buradan sağa dön. Bu kadar metre sonra sola veya sağa gideceksin veya direkt gideceksin gibisinden gösteriyor ama İngilizce. Yani Türkçe bir şekilde Google Maps'i kullanırsanız saatte çalışmıyor ama Google Maps'in dilini İngilizce çevirdikten sonra rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu da denedim ve gerçekten de akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Bunu da problemsiz bir şekilde yerine getirebiliyor. Bir de Google Asistan yok ama Alexa var. Alexa da yine ülkemizde yok ve sadece İngilizce olarak çalışıyor. O yüzden de onun kullanma deneyimine erişemedim. Bunu da sizlere aktarabilirim. Bunun dışında dediğim gibi birçok farklı modu var. Spor modlarında koşular, bisiklet sürme olsun, ağırlık kaldırma olsun, yoga vesaire vesaire. Bütün antrenman istediğiniz bütün antrenmanlar sadece bu saatte kolunuzda bulunabiliyor. Bu yüzden de gerçekten de kullanmaktan spor anlamında, yürüyüş yapma anlamında zevk aldığım nadir saatlerden bir tanesi oldu. Özellikle ağır saatler kullanırken yani Watch 3 Pro gibi gerçekten ağır bir saati kullanırken yürüyüş yaparken ya kolumda ağırlık yapıyor bu dediğim oldu ama Fitbit Versa doğru taktıktan sonra burada herhangi problem çekmedim. Gerçekten bileklikle akıllı saat yani gelişmiş bir akıllı saatin arasındaki bir ağırlıkta olduğu için de ve bütün özellikleri içerisinde olduğu için de bence çok optim bir saat olmuş diye söyleyebilirim. Peki gelelim şimdi batarya kısmına. Batarya kısmında başarılı bulduğum saatlerden bir tanesi oldu. İçerisinde gerçekten küçük bir batarya var ama şöyle bir özelliği var. 6 güne kadar burada batarya ömrü bizlere sunabiliyor ki gerçekten de böyle olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü ben bu saati yaklaşık olarak 4-5 gün önce taktım ve dün akşam itibariyle %100 yaptım ve hatta %100 bile yapmadım. Evet şu anda %93 şarjım var. Yaklaşık olarak %96 yaptığımı hatırlıyorum ve şu anda %93'lük bir şarjım varmış. Yani bir günde hatta 12-15 saat aralığında %3'lük bir şarjım gittiğinde yapabilirim ekleyebilirim. 2 saatte de tam doluma ulaşabiliyorsunuz aslında. Ama ben saatimi sürekli kullanmak istiyorum. Hızlı bir şekilde şarj etmek istiyorum derseniz de burada 12 dakikalık şarjla bir günlük kullanım sizlere sunduğunu da hatırlatabilirim. Bu yüzden de batarya kısmında da başarılı olan saatlerden bir tanesi oldu. En azından benim için. Peki son olarak fiyat kısmına gelmek istiyorum. Fiyat kısmında biraz pahalı bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü 4500 liralık bir fiyat etiketi bulunuyor. Neden fazla diyorum? Eksiklikleri olduğu için eksiklikleri ne der burada? Bence biraz ekran kalitesinin daha iyi olması gerekirdi. En azından evet Always On Display'imiz var ama burada AMOLED ekranla beraber biraz daha gelişmiş olmasını isterdim. Bunun dışında çözünürlük kısmında biraz fazla olması ve ekran kasa oranında gelişmiş olmasını isterdim. Ha soranlar olacak tabii ki sesle görüşme yapabiliyor muyum diye. Evet yapabiliyoruz şimdi onu testini sizlere göstereyim. Evet şu anda Aydoğan beni arıyor. Burada Incoming Call Aydoğan Iconat diyor. Şu şekilde açıyorum. Bağlanıyor ve şu anda bağlandı. Şöyle sesi de en sona getireyim. Evet Aydoğan şu an sesim nasıl geliyor? gayet net bir şekilde geliyor. Seninki de gayet net bir şekilde geliyor. E tabi kapalı alandayım ama saatten gerçekten rahat bir şekilde de bu şekilde konuşabiliyorum. Ses ayarını buradan yapabiliyorum. İstersem de şu şekilde de ayarlamasını yapabiliyorum. Kendi sesimi kapatabiliyorum. Yani yanımdaki biriyle özel bir şey konuşacağım ama telefonu da kapatmak istemiyorum derseniz de şu şekilde mesela şu anda kapattım. Aydoğan beni duyamıyor. Şu şekilde tekrar açtıktan sonra da Aydoğan tekrardan beni duyabiliyor. Tekrardan sesim nasıl geldiğini alabilir miyim Aydoğan? Gayet. Yani bütün anlattım şekilde duydum. Kapattığın anda da zaten ses komple kesilmişti. Yani anlamış olduğunuz gibi Aydoğan'a bu şekilde teşekkürümüzü de edebilirim. O zaman görüşürüz Aydo. Görüşürüz. Bu şekilde de kapatabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyelim Siz arama yaptığınızda ekranı düşmüyor. Bir başkası arama yaptığında saate düşüyor. Yani ben birini arayayım direkt saatten arayayım dediğinizde bunu yapamıyorsunuz. Sadece incoming yani gelen çağrıları burada alıp kabul edip konuşmasında yapabiliyorsunuz. Evet mesaj da atabiliyorsunuz. Bildirimlere cevap vermek istediğinizde gelen bildirime tıklıyorsunuz ve buradan da mesaja cevap verebiliyorsunuz. İstiyorsanız sesli bir şekilde ama İngilizce bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. İstiyorsanız hazır mesajları gönderebiliyorsunuz burada. Orada da yes, no, sounds good, can't talk now, will reply later yani sonra cevaplayacağım. Whatsapp, ne haber gibisinden mesajları yapabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. İstiyorsanız da emoji olarak da gönderimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi saatten bu şekilde hem konuşma hem de cevaplamada da yapabiliyorsunuz ama İngilizce olduğu için de kimden işine yarar onu da çok fazla bilemiyorum. Benden bu kadar diyelim Fitbit Versa 4'ü kullanmaktan zevk aldım ama eksikleriyle beraber fiyatında bir tık fazla olduğunu söyleyebilirim. 4500 lira değil de 3000-3500 lira arasında olsaydı o zaman çok daha iyi bir saat olurmuş diye söyleyebilirim ama fitness konusunda aradığınız her şeyi bu saatte de bulabileceğinizi tekrardan da hatırlatabilirim. Sizler de Fitbit Versa 4 hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.